Herkese merhabalar. İnkılap Tarihi 1. dönem tekrarımıza başlıyoruz. İlk tekrar programımızda mükemmel bir şekilde İnkılap Tarihi ile yolumuza devam ediyoruz. Türkçe ile başladık, matematikle devam ettik, feni de yaptık. Şimdi İnkılap Tarihi'ndeyiz ve gerçekten çok önemli. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Mutlaka bunu iyi dinlememiz lazım. İnkılap Tarihi'nde hedefin kaç Tonguç'um? 10'da 10 hocam. Harikasın, 10'da 10. Zaten bizler de size 10'da 10 yapabilmeniz için önce 1. dönem tekrarımızı bitireceğiz. İlk tekrarımızı yapacağız. Sonra da sınavdan önce son tekrarımızı yaptığımızda artık LGS bizden kaçacak, yer arayacak. Mükemmel bir şekilde LGS'de tüm sözel branşlarda, yani Türkçe'de, İnkılap'ta, dinde, İngilizce'de hedefimiz olan hepsini doğru yapmaya ulaşacağız. Hiçbiri de bizden kaçamayacak inşallah. Burada ilk tekrar çok önemli, çünkü bir işin yarısını çok iyi tamamlarsak ikinci kısmında da çok çok iyi bir başarı elde ediyoruz. Şimdi bugün işleyeceğimiz videoda bir kahraman doğuyor ve milli uyanış konularıyla alakalı net bir şekilde süper tekrar yapacağız. LGS'de 2019'da 1, 2020'de 3, 2021'de 1 soru çıktı. 2021'de de yine 2 soru çıktı. Dolayısıyla önemli bir konu. Buradan da mutlaka bu sene en az 3-4 soru bekliyoruz. Genellikle orta seviye sorular geliyor bir kahraman doğuyor da. Zaten nasıl sorular geldiğini birazdan göstereceğiz sana. Milli uyanışta da biraz daha böyle zorlayıcı sorular geliyor ama hepsini güzel güzel öğrendiğimizde zaten inkılap tarihinden korkmamıza gerek var mı Tonguç'um? Yok hocam. Yok. Zaten bunlar bizim tarihimiz. Çok çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Burada ilk tekrarımızı yaparken şunu da söylemek istiyorum. Önce büyük resimle başlayacağız. Konuyu göstereceğiz. Sonra konu özeti yapacağız. Sen konu hiç bilmiyormuşsun gibi. Sonrasında çok kaliteli yeni nesil sorular çözeceğiz. Yani 2021'de çıkan sorulara, 2020'de, 2019'da çıkan sorulara baktık. 2022'ye göre sınavda sana dejavu yaşatmaya çalışacağız. Zaten ilk tekrar programımızın tamamen amacı da bu. Sen de tabii ki burada ne yapman lazım? Mutlaka LGS tekrar programını Tonguç kitapçılarından ücretsiz isteyip duvarına asarak güzel güzel bir programı takip etmen lazım. Her gün ne yaptığını, hangi konuları öğrendiğini, hangi kazanımları elde ettiğini zaten biz bu ücretsiz LGS tekrar programında gösteriyoruz. Sonrasında tabii ki yine ilk tekrar LGS setini alarak burada kitaplardan da faydalanabilirsin. Neler var hocam sette? Neler var göstereyim. Sen de biliyorsun aslında ama bir kez daha sordum, ben de göstereyim. İlk tekrar LGS'de 1. dönem soruları var. Efsane, son derece kaliteli sorular. Mutlaka çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Hepsi 2022 LGS'de hiçbir soruyu kaçırmamanız için hazırlandı. Yine 1. dönem tekrar kitabımız var. 4 adet LGS denemesinden oluşan. Burada da sadece 1. dönem konuları olduğu için süper bir şekilde tekrar yapıyorsunuz ve yanlışlarınızı özetliyorsunuz. Bir de yeni nesil Türkçe matematik kitabı var. Bu da en önemli konular. Bu üçünü avantajlı bir şekilde yine ilk tekrar LGS'sinde bulabilirsiniz. Güzel bal yaptınız hocam. Evet, güzel bal yaptık Tonguç'um ama şimdi güzel bir şekilde videomuza başlayalım. İnkılap tarihini harika bir şekilde öğrenelim. Tekrar söylüyorum, LGS tekrar programını ücretsiz bir şekilde Tonguç kitapçılarından istemeyi unutmayın. Hemen şimdi videomuza başlıyoruz. O zaman arkamıza yaslanalım ve artık koşmaya başlayalım. Evet, büyük resmimize geldiğimizde 1. dönemde bir kahraman doğuyor ünitesini öğrendik Tonguç'um. Milli uyanış ünitesine baktı ve uyandık, yeter artık dedik. Ya istiklal ya ölümde de cepheleri işledik. Şimdi biz bugün ne yapacağız? İlk başta bir kahraman doğuyor ünitesini işleyeceğiz. Bir kahraman doğuyor ünitesi... Hocam en zoru milli uyanış mı hocam? En zoru diye bir şey yok. Hepsi çok güzel, hepsi çok önemli şeyler. Yani burada zor olduğu için, kolay olduğu için değil. Bunların hepsini bilmemiz gerekiyor ve bu inkılap tarihi dersi kolay bir ders esasında. Çalışıldığında, belli bir kronoloji izlediğinde, belli kavramları, işte Kuvayi Milliye nedir, Hıyanet-i Vataniye nedir, işte Güney Cephesi'de kimlerle savaş, buna benzer temel şeyleri bildiğinde üste verilen bilgileri yorumlama sorusu geliyor karşımıza. Dolayısıyla hiç endişelenmemize gerek yok. Burada neye dikkat etmemiz lazım onu söyleyelim. Bir kahraman doğuyor da mutlaka bir soru geliyor. Atatürk'ün hayatı. Atatürk'ün hayatı. Uyanan Avrupa ve sarsılan Osmanlı yeni müfredatta eklenmiş bir şey. Yani bundan 2-3 yıl önce öğrencilere fazla üzerine gidilmiyordu bu konunun. Ama şimdi Fransızlar, sanayi devrimi, bunlar sorulabiliyor. Dolayısıyla buradan seçici bir soru çıkar düşüncesi var. O yüzden buraya 3 diyorum. Yani %40-60 soru sorulma ihtimali var burada. Mavi Göl Çocuk Mustafa'ya baktığımızda yine daha yüksek bir soru ihtimali var. Ve buhranlar büyük kahramanlar doğru. Gerçekten Mustafa Kemal Atatürk çok zor bir zamanımıza geliyor. Yani Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı resmen ülke bitik bir haldeyken Mustafa Kemal adeta bir güneş gibi doğuyor ve tüm Türk halkını birleştirip milli mücadeleyi başlatıyor. Hangisinden soru çıkar hocam? Yani sen beni o ilgilendir diyorsun, mantıklı. Burada yine buradan da soru gelme ihtimali uyanan Avrupa ve sarsan Osmanlı'ya göre daha fazla. Adım adımın liderliğe de burada en fazla soru gelme ihtimali olan kısım. Buradan mutlaka soru gelir. Buradan gelecek olan soru adedi bir soru ya da iki soru olabiliyor. Burada senin dikkat etmen gereken, buradaki Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını iyi bilirsen, esas amacının ne olduğunu bilirsen, yani milli bağımsızlığı, milli egemenliği bilirsen bu konularda rahat edersin. Şimdi gel bu konunun detaylarına girelim Tonguç. Bir kahraman doğuyor ünitesine geldik Tonguç'um. Burada öğrencimiz başlıklar belli. Uyanan Avrupa ve sarsan Osmanlı, Mavi Göz Çocuk Mustafa, yani Mustafa Kemal Atatürk, buhranlar, büyük kahramanlar doğru. Buhran dedi de sıkıntı Tonguç'um. Adım adım lider. Mustafa Kemal
gerçekten zorlu bir çocukluk yaşıyor. Kendini iyi yetiştiriyor ve ardından derslerine iyi çalışıyor. Okulundan iyi takip ediyor, derslerini iyi takip ediyor. Çok güzel bir imzası da var hocam. Evet, Mustafa Kemal Türk'ün imzasını hepimizin bilmesi lazım. Gerçekten bu imza sayesinde ülke cumhuriyetin ilanı... İmzada sahtecilik yaptınız hocam, sizi tutukluyoruz. Adaletten kaçılmaz, teslim olalım. Şimdi şaka bir yana Mustafa Kemal Türk imza zaten Türk milletine mal olmuş bir imza. Şimdi hemen konumuza geçelim. Birincisi uyanan Avrupa ve sarsan Osmanlı'da... Avrupa uyuyordu böyle, aynı senin gibi horluyor, tamam. Gerçekten iğrenç bir uykusu var Avrupa'nın. Ama bir anda ne oluyor biliyor musun? Biz gerçekten Avrupa değil de canavar olmuş gibi oldu. Osmanlı İstanbul'u fethedince, bak İstanbul Osmanlı... Hocam telefonunuza Avrupa bağlanıyormuş. Bak bağlanalım, buyurun Avrupa. Hello, diyorsun. Hello. Hello Tonguç Academy. How are you, dear Europe? I was sleeping but now I'm awake. Güzel. Şimdi bak, şu anda uyandım diyor. Nasıl uyanıyor biliyor musun? Biz İstanbul'u fethettikten sonra Tonguç'um... Adamlar diyorlar ki biz diyorlar yeni yollar bulalım. Yeni yollar bulalım. Kapitülasyonlar. Evet, yeni yollar bulalım diyorlar ve coğrafya keşifler yapıyorlar. Coğrafya keşifler sonrasında zenginleşiyorlar. Sanatta yeniliğe gidiyorlar. Ardından dindeki baskıdan kurtuluyorlar. Ardından da bilimsel gelişmelerde aydınlanıyorlar. Ve sonrasında da her şeyi çok güzel yaptıkları için sanayi inkılabıyla resmen dünyanın ekonomi devi haline geliyor Avrupa. Onun öncesi neydi? Fakirdi. Doğudan gelen malları alan bir ülkeydi. Ama sonrasında biz İstanbul'u fethedip doğu ile batının bağlantısını kesince bir anda uyanıyorlar. Yani esasında İstanbul fethimiz adamları uyandırıyor. Coğrafi keşifler. Onun ardından zengin oluyorlar. Rönesans, sanatta ilerleme. Onun ardından reformda matbaanın da icadıyla İncil'i gerçekten doğru bir şekilde yorumluyorlar. Ardından da aydınlanma çağı ve Newtonlar, bilimsel çalışmalar, inanılmaz güzel gelişmeler yaşıyor Avrupa adına ve sonrasında da parayı buluyorlar. Peki Osmanlı ne oluyor? Osmanlı ise sarsılıyor Tonguç. Gerçekten biz zirvedeydik, muhteşem yüzyılda yaşıyorduk ama bir anda muhteşem yüzyılda yaşarken Avrupa'ya bazı... Keşke hep sürseydi hocam. Keşke, ben de gerçekten muhteşem yüzyılda zamanda yaşamak isterdim. Ama kapitülasyonlar veriyoruz. Avrupa böyle kendi kendine güçlenince, yeni yollar bulunca, ticaret yollarını değiştirince ve... Kapitülasyonlar bizim için gerçekten bir üzüntü oluyor. Biz hatta bunu kaldırabilmek için Kurtuluş Savaşı vereceğiz. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bile kaldıramayacağız. Ancak Lozan'da kaldırabileceğiz. Sanayi inkılabı yine bizim için bir üzüntü oluyor. Çünkü biz sanayi inkılabına ayak uyduramıyoruz. Adamlar her şeyi çok daha ucuza mal ederken biz elimizle usta çırak ilişkisi yapıyoruz. Ve tüm pazarlarımızı yabancı malları kaplıyor. Fransa ihtilalinin olumlu yönleri de var, olumsuz yönü de var. Olumsuz yönüne baktığımızda... Ekmek yemeyecekseniz pasta yiyin, ekmek bulamıyorsunuz. Evet, Fransızların kralları ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin diyecek kadar halkından uzaklaşmışken... ...halk kralları indiriyor tahttan ve cumhuriyetleri getiriyor. Ve bize de bu işte Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Meşrutiyet gibi güzellikler getiriyor. Anayasallaşma süreci getiriyor. Fakat azınlıklar bizde azıyorlar Tonguç. Ne oluyor biliyor musun? İsyanlar çıkıyor. Sırplar, Bulgarlar, Romenler. Hatırlarsan Osmanlı'nın içerisinde sadece Türkler yoktu mesela. Değil mi? Bunlar Türkler olsun. Aynı zamanda Rumlar var, aynı zamanda Ermeniler var, aynı zamanda Bulgarlar var. Abazalar var hocam, Abazalar Çerkezler var. Farklı farklı milletler var. Bunların hepsi, birçoğu daha doğrusu kendi devletini kurmak için isyan ediyor. Bir de bunun üstüne Osmanlı bu isyanları bastırabilmek için para ihtiyacı var. Sanayi inkılabı karşısında ekonomisi değer yitirdiği için para ihtiyacı var. Bu sefer de dış borç alıyoruz. Dış borçlar da Osmanlı'yı iyice bitiriyor. Yani burada gördüğümüz bütün maddeler Osmanlı'yı sarsıyor Tonguç'um. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Osmanlı sarsılmasın diye dört tane fikir akım var. Birincisi batıcılık tutmuyor. Yani batıya yönelim diyoruz, tutmuyor. İkincisi İslamcılık, yani hepimiz Müslümanız, Araplar bizden ayrılmasınlar, hepimiz halifenin altında toplanalım diyor. Bu da tutmuyor. İngilizler Arapları kışkırtıyor. Osmanlıcılık fikri yapıyoruz, diyoruz ki Osmanlı altında yaşayan herkes Osmanlı vatandaşıdır. Sırp, Bulgar, Romen, Müslüman, Hristiyan fark etmez diyoruz. Bunu da Ruslar Slav politikası uyguluyorlar. Pan-Slavizm politikası yapıyorlar. Diyorlar ki Bulgarlara, Romenlere, Sırplara... ...kardeş Dobrovski sen Türk değilsin, sen Osmanlı değilsin... ...sen esasında bir Slavsın diye onları kışkırtıyorlar. Bu da tutmuyor. Türkçülük fikri biraz... ...diyoruz ki madem onlar Bulgarım diyor, ben Romenim diyor, ben Sırbım diyor... ...biz de Türk'üz diyoruz. Bu fikri gerçekten Mustafa Kemal Atatürk benimsiyor ve diyor ki... ...yeni devlet ümmetçi değil, yani İslamcı değil... Türk'üz Cumhuriyet'in göğsümüz Türk siperi. Türk'e durmak yaraşmaz. Türk öte, Türk ileri. Evet, 10. yıl marşını tebrik ediyorum. Güzel okudum. Bazı kelimeleri yanlış söylesen Tonguç'um. 19. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti demokratikleşme çabalarına giriyor. Şimdi bunlar Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için yapılan akımlardı. Fakat bunların birçoğu başarılı olamayınca demokratikleşme çabalarına giriyoruz. Tanzimat Fermanı ilan ediyoruz 1839'da. Yani padişahın bile uymak zorunda olduğu yazılı metinler. Islahat Fermanı azınlıkların isyanlarını bastırmak için. Meşrutiyetle halk da yönetime katılıyor. 150 halk, 150 padişah yönetiyor. Kanun esası ilk anayasamız. İkinci meşrutiyette de gerçekten meclis güçleniyor.
buhranlar büyük kahramanlar doğurur. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Fransız ihtilali gerçekten Osmanlı için olumsuz sonuçlar doğurmuştu. Niye? Ne diyorsun? Ha, Sorbonne Üniversitesi okuyorum dedim. Gerçekten mantıklı bir cümle. Fransız ihtilali sonrası Osmanlı'daki birçok azınlık azıyordu, isyan ediyordu. Tamam, burada sıkıntı yok. Sanayi inkılabıyla Osmanlı'nın pazarları yabancı mallarla dolmuştu. Bu da kötü. Tamam, yapacak bir şey yok. Osmanlı Devleti'nin durumu gerçekten sıkıntıya düşüyor. Yani Osmanlı Devleti'nin durumu adeta böyle üzüntülü bir durumda. Ve Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü ortam ise Selanik. Selanik de kozmopolit bir yer. Rumlar var, Ermeniler var, Hristiyanlar var, Yahudiler var. Farklı farklı milletler, farklı farklı dinden insanlar var. Ve Mustafa Kemal diyor ki, bu insanlar bir arada yaşıyorlar ama isyanlar da çıkıyor. Demek ki ben dikkatli olmalıyım. Hepsini bir arada tutarız. Tüm ülkeler kozmopolit bir şekilde bir arada yaşar. Biraz büyük bir hal olacak diyor. Kafasında bazı fikirler oluşuyor. Ve Mustafa Kemal etkilen yine kişiler var. Yerli ve yabancı düşünürlerden Namık Kemal, vatan şairi. Ziya Gökalp milliyetçilik yönünü etkiliyor. Mehmet Emin Yurdakul, milliyetçilik yönü bak. Zaten soy ismi belli. Yurdakul. Yani yurda ülkeye kul olabilecek kadar ülkesini seven bir insan. Mustafa Kemal ondan da etkileniyor. Jean-Jacques Rousseau. Rus bir insan. Rus değil. Jean-Jacques Rousseau toplum sözleşmesini yazan bir insan. Diyor ki ülkeleri halklar yönetmeli diyor. Zaten Mustafa Kemal de milli iradeye çok önem verecek. Yani ülkeyi sadece padişah yönetmesin. Halk yönetsin diyecek. Mesela Mustafa Kemal esasında istese belki kendisinden sonra oğlu, ondan sonra onun oğlu gelecek şekilde ilerleyebilirdi. Fakat ne yaptı? Cumhuriyetin ilan edilmesini sağladı. Şu anda başbakan Mustafa Kemal'in çocuğu var mıydı hocam? Yoktu. Yani manevi evladı vardı ama mesela şu anda Mustafa Kemal'in çocuğu mu ülkenin? Hayır. Şu anda sen de başbakan olabilirsin, ben de olabilirim, başka biri de olabilir. Demek ki cumhuriyet var. Arkadaşları Ömer Naci öğretmenleri tabii ki Mustafa Kemal'i etkiliyor. Adım adım liderliğe kısmına baktığımızda Birinci Dünya Savaşı öncesinde Mustafa Kemal asker Mustafa Kemal. Nasıl yani? Mustafa Kemal en büyük, en sevdiği görev askerlik. Zaten askeri dehası sayesinde ve yöneticilik dehası sayesinde Osmanlı Devleti'nin yıkıldıktan sonra tamamen yok olmasını engelleyip Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyor. Şimdi ilk görev yeri Şam 5. Ordu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruyor. Bu onun teşkilatçılık özelliğini gösteriyor. 30 Mart olayında Hareket Ordusu'na kurmay başkanı, bu da yine meşrutiyete isyan edenlere karşı durması onun yeniliklere açık olduğunu gösteriyor. Pikardi manevralarında askeri yeteneğe dikkat çekiyor. Trablusgarp'ta ilk askeri başarı elde ediyor. Oraya gönüllü olarak katılıp orada gazeteci kılığında Arap kıyafetleriyle halkı örgütlüyor. Hatta oradaki başarısıyla... İşte araba benzemiyor normalde. Evet, gerçekten sarışın mavi gözlü bir adammış. Arapların... Kimi kandırmaya çalışmıştı orada hocam? Orada İngilizleri kandırmaya, İtalyanları kandırmaya çalışıyor. Niye? Çünkü oranın kurtarılmasını istiyor. Orada Arap halkı bile örgütlemesi, herkes diyor ki bu adam Trablusgarp'ta Arap halkı örgütlüyor. O zaman burada da bizi örgütleyip... Örgüt üyesi. Evet, milli mücadele başlatabilir diyor. Gerçekten Mustafa Kemal milli mücadelenin örgütünü kuracak. Ne yapacak? Kuvayi Milliye, yani düzensiz birlikleri birleştirip düzenli orduya ciddi bir güce dönüştürecek. Balkan Savaşları'nda Gelibolu'da görev alıyor. Bu da onun Çanakkale ve çevresinin tanımasını sağlıyor. Ki Çanakkale Savaşları'nda çok büyük başarı elde edecek. Sofya askeri ateşe militerliği yapacak. Yani elçilik yapacak orada. Diplomatlık yapacak ve aynı zamanda oradaki Türk azınlıklarının sorunlarına çözüm bulduğu için milliyetçi karakterini görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda 3 farklı cephede savaşıyor Mustafa Kemal. Çanakkale cephesinde Anafartalar kahramanı oluyor ve milli mücadelenin lideri olmasını burası sağlıyor esasında. Niye? Çünkü Çanakkale cephesindeki başarıları sayesinde Türk halkı diyor ki Mustafa Kemal gerçek bir komutan. Biz onun etrafında toplanabiliriz. Onunla beraber düşmanı yurttan atabiliriz diyorlar. Kafkas cephesinde yine Muş Eftis'in kurtarılmasını sağlıyor. Suriye cephesinde de yine Yıldırım Orduları komutanı olaraktan son görev yerinde görev yapıyor. Burada şu önemli, açık söz Mustafa Kemal. Yani Gaza'da gelmiyor. Mesela İngilizler saldırınca bize Hicaz Yemen cephesinden yeneriz bunları, atarız bunları demiyor. Diyor ki ya bunlar diyor çok güçlü geliyorlar. Gerekirse geri çekilmeliyiz. Suriye'de geri çekilmeliyiz diyor. Eğer geri çekilmesek ordu tamamen yok olacak. Şimdi hemen sorumuza bakalım Tonguç'um. Oo, bu ne hocam? Bu bir beceri temelli soru. Niye biliyor musun? Bak şu eskiden sorular şöyle geliyor. Soru mu hocam, roman mı hocam? Yok, bu gerçekten bir soru. Yazarı gerçekten biraz... Reşat Nuri Güntekin. Reşat Nuri Güntekin. Said Faik'in Abasyanik adlı romanında. Şaka şaka. O tabii sosyal medyada dolaşan bir espri yapmak istedim ama olmadı tabii, burada tutmadı. Şimdi şöyle bir şey var Tonguç'um. Böyle bir metin verecekler sana sınavda ve diyecekler ki bu çocuk acaba okumayı seviyor mu? Yani tabii ki inkılap tarihi bilgisi önemli. İnkılabı biliyor mu? Atatürk'ü biliyor mu? Milli irade, milli bağımsızlık, milli egemenlik bu kavramlara hakim mi isteyecekler? Ama yani, özünde aptal mı değil mi onu öğrenmeye çalışıyorlar. Hayır hayır, aptallık değil. Kitap okuyor mu değil mi ona bakmaya çalışıyorlar. Yani çok kitap okuyan öğrenci başarılı olur. Az kitap okuyan öğrenci esas az kitap okuduğu için sıkıntı yaşayabilir mantığıyla hareket ediyorlar. O yüzden eskiden daha kısa bir cümleyle soruyu sorarlarken şimdi daha uzun bir paragraf veriyorlar. O yüzden biz uzun paragrafı görünce şöyle diyeceğiz. Okuyacağım ve halledeceğim. Bu kadar basit. Şimdi sanayi devriminden önce Osmanlı Devleti'nin ekonomisi, tarıma, ticareti ve küçük ölçekli atölyelerde yürütülen üretime dayanmaktadır.
Zamanla merkezi otoritenin zayıflaması, tımar sisteminin bozulması, savaşlarda alınan başarısızlıklar ve toprak kayıpları sonucunda Osmanlı ekonomisi sanayileşen Avrupa ile rekabet edememiştir. Bu durum karşısında Osmanlı Devleti 19. yüzyılın başından itibaren Avrupa ülkeleri gibi sanayileşmek istemiştir. Ancak Osmanlı'nın sanayileşme çabaları, sermaye birikiminin yetersizliği, bilimde ve teknoloji geri kalınması, yetişmiş personel eksikliği ve geleneksel iktisadi düşünce biçimi gibi nedenlerden dolayı sonuçsuz kalmıştır. Bunun yanında sömürgeci devletlerin faaliyetleri ve kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nde sanayileşme politikalarının başarısız olmasına neden oluyor. Şimdi o zaman sanayi inkılabını Osmanlı neden ayak uyduramadı? Bir, askeri olarak sıkıntı yaşadık. Bak burada diyor tımar sisteminin bozulması. Siyasi olarak aynı zamanda toprak kayıpları, ekonomik olarak işte sermaye birikimi yetersizliği. Bunların hepsinden bahsediyor ama diplomatikten bahsetmiyor. O yüzden cevabımız Ceyhun seçeneği. Şimdi gelelim beceri temelli başka bir soruya. Haritadan ve verilen metinden hareketle hangi çıkarım yapılamaz diyor. Haritaya bakıyoruz. Osmanlıca farklı farklı devletler var. Osmanlı burada. 1912-1913 Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti topraklarının, Avrupa'daki topraklarının yaklaşık %80'ini, Avrupa'da yaşayan nüfusunun da %70'ini kaybediyor. O zaman İdari alanda bir daralma yaşanmıştır diyebiliriz. Niye? Çünkü bak toprakları daralıyor. Yani şuralar bizimken kaybediyoruz. Rumeli'deki egemenliğini tümüyle yitirmiştir. Bu yanlış. Niye? Rumeli dediğimiz yer burası bak. Bu soru gelir Tomuç'un. Buraya yazıyorum. Bu soru gelir. Ve zor soru olarak gelir. Niye biliyor musun? Bu sorunun benzeri 18 yaşında üniversite sınavına giren abilerine biraz daha zorlaştırılmış. Harita falan verilmeden sorulmuştu. Yani bu üst bilgiler verilmeden sorulmuştu. Rumeli dediği yerin Trakya olduğunu bileceksin. Mesela biz şu anda İstanbul'dayız ya, biz esasında Rumeli'ndeyiz Songuç'um. Yani İstanbul'un Avrupa yakası, Tekirdağ, başka neresi diyebiliriz? Kırklareli, Edirne. Buralar hep Rumeli. Rum tarafıyız yani biz. Rum tarafından yer aldığımız için hala topraklarımız var Rumeli'nde. Rumeli'deki egemenliğini tümünü yitirmiştir diyemeyiz. Demografik yapısında değişim olmuştur. Tabii ki nüfusun %70'ini kaybediyordu. Siyasi artısı önemli ölçüde değişmiştir. Bu da yine doğru. Şimdi Tonguç'um bir kahraman doğuyor ünitesini bitirdik. Şimdi ikinci üniteye geçeceğiz. Hemen gel büyük kağıdımıza bakalım. Önce büyük resmi bir görelim. Şimdi Tonguç'um bir kahraman doğuyor ünitesini bitirdik. Gerçekten bir neticemizi attık. En az bir neticemizi attık. Gel istersen birkaç nete atalım. Yani Milli Uyanış ünitesine bakalım. Burada Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti ile alakalı mutlaka bir soru gelecek. O yüzden buraya 5 rakamını yani %3 çıkar rakamını yerleştiriyorum. Niye? Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'ndaki durumunu bilmeyen lazım Tonguç. İşgal yollarında Anadolu yani Mondros Ateşkesi ve sonrasında Cemiyetler ve Kuvayi Milliye kısmında en çok soru gelme ihtimali olan yerler. Buralarda %80 çıkar manasında 4'ü yerleştiriyorum Tonguç'um. İstiklal yolculuğu genelge ve kongrelerden de mutlaka bir soru geliyor. Neden geliyor? Çünkü burada Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Havza Genelgesi'nde milli bağımsızlık, milli egemenlik, milli birlik ve beraberlik kavramlarını bilmen lazım. Buraya dikkat et Tonguç'um. Mebusan Meclisi'nin toplanması ve Misak-ı Birliği'nin kabulü yine önemli bir kısım. %100 soru geliyor buradan. TBMM isyanlardan %80 diyebiliriz. Sevr Anlaşması'ndan da yine %80 diyebiliriz. Dolayısıyla burası çok önemli bir konu. Madem bu kadar önemli bir konu, hadi gel konunun detaylarına girelim Tonguç'um. Milli uyanış hazır mısın Tonguç'um? Uyanıyoruz hocam. Harikasın. Hemen milli bilincimizi oluşturalım ve gerçekten bu konuları aynı o dönemde... Milli bilinç bir anda oluşur mu hocam? Bir anda oluşmaz tabii ki. Bazı insanlar bilinçsizdir. Biraz böyle aman manda ve himaye isteyelim biz kurtuluruz. Gerçekten bir de mi alabilir miyim Tonguç'um? Gerçekten de sanatsal ve elit bir dana sesi verdin. Tebrik ediyorum çünkü çalışıyoruz. Ben buzağıyım hocam. Evet sen daha şu an küçüksün ama ileride başaracaksın ve mutlu olacaksın. Niye? Çünkü ineksin, başarı bir öğrencisin. Şimdi bakalım. Ben buzağıyım diye böyle bir şey yok. Şimdi Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Devleti. Burada zaten çok soru geldiğini söylemiştik. Mondros, Kuvayi Milliye Cemiyetler, Genelge ve Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM ve Sevr. Hazırsan hemen konumuza başlayalım. Şimdi birincisi Tonguç'um, Fransız İhtilali'nin sonrasında oluşan milliyetçilik isyanları ve sanayi inkılabı ile ortaya çıkan sömürgecilik yarışı Osmanlı'nın da birçok devletinde büyük bir savaşa girmesine sebebiyet verecek. Nedir bu savaşın adı? Birinci Dünya Savaşı. Şimdi Fransız İhtilali, devletler birbirine milliyetçilik açısından kavga çıkarmışlardı. Sanayi inkılabı da para yani sömürgecilik yarışı başlıyor. Sömürge dediğimiz şey para. Dolayısıyla biz diyeceğiz ki bunlar birbirine girecekler. Nasıl girecekler? Önce bir aralarında böyle bir... Sen kimsin? İndir evet, elini. İndir elini şeklinde bir kavga yani bir bloklaşma olacak. Bloğun başında çetenin başı bu tarafta Almanya, diğer tarafta İngiltere. Çetenin ele başları bunlar. Bunlar aga. İngiltere, Fransa, Rusya ittifak devletlerini oluşturacak. Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya'da İttifak devletleri oluşacak. Tabii sonradan bazıları satış yapacak. Mesela İtalya satış yapıp bu tarafa geçecek. Onları biliyoruz zaten. Peki biz Osmanlı olarak neden savaşa girdik? Bunlar tamam. Bunlar yamyam. Bunlar sömürgecilik yapmak istiyorlar. Birbirlerini yesinler. Birbirlerini bitirsinler. Ama biz niye? Ay Hitler.
Ne diyorsun Tonguç? Hayır ya, onlar yamyam da o yüzden. Ha, o yüzden. Biz niye girdik savaşa? Biz çünkü kaybettiğimiz toprakları geri almak istiyoruz. Hatırlarsan bir kahraman doyar ünitesinin tekrarında sana bir şey anlatmıştım. Demiştim ki Osmanlı Balkanlarda topraklarının %80'ini kaybetti demiştik, Avrupa'daki topraklarının. E ne demek bu? Kaybettiğimiz toprakları geri almamız lazım. Kapitülasyonları kaldırmak istiyoruz. Ekonomik olarak resmen bizi kolumuza kelepçe atmış durumda. Ve siyasi olarak yalnız olmak da kötü bir şey yani. Hani birinden biriyle arkadaş olmak lazım. Ve İngiltere tarafına gitmek istiyoruz. İngiltere diyor ki hadi oradan, ben seni Rusya ile paylaştım diyor. Bu sefer de Almanya'nın kazanacağına inandığımız için Almanya tarafından savaşa gireceğiz. Savaştığımızda 3 farklı cephemiz var Tonguç'um. Taarruz cepheleri, savunma cepheleri ve Osmanlı sınırları dışında müttefiklerimize, yani ittifak devletinde olan diğer devletlere yardım cepheleri. Yardım cepheleri Galicia, Makedonya, Romanya. Burada böyle çok ciddi bir savaş yok. Burada yardım götürüyoruz. Ama taarruz cepheleri, savunma cephelerinde gerçek savaşlar var ve bunların içerisinde en önemlisi tabii ki Çanakkale cephesi. Çünkü Çanakkale cephesini kaybetseydik savaşı kaybetmiş olurduk. Boğaz'dan geçip İstanbul'u fethediyorlardı. Aynen, İstanbul'u alacaklardı ama Çanakkale girişindeki yazıyı okuyamadılar. Hani Türkçe olarak Çanakkale geçilmez. Aynen, o yazıyı okusa Türkçe bilselerdi böyle bir sıkıntı yaşamazlardı. Buradan da Türkçe dersinin önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyorum Tonguç'um. Taarruz cephelerinde kaka oluyor. Neden kaka oluyor? Çünkü saldırıyoruz ama patlıyoruz, kazanamıyoruz. Niye kazanamıyoruz? Kafkas cephesinde iklim şartlarına uygun olmadığı için, iklim şartlarına uygun, uyumlu bir şekilde hazırlıklı olmadığımız için maalesef binlerce şehit veriyoruz Sarıkamış'ta. Kanal cephesinde yine gaza geliyoruz. Almanya'nın desteğiyle, gazıyla hemen böyle İngiltere'ye zarar verelim diyor. Süveyş kanalına saldırıyor. Orada da olmuyor. Birçok cephede geri çekilmek zorunda kalıyoruz. Savunma cephelerine baktığımızda Filistin, Suriye'de savunma yapıyoruz ve geri çekiliyoruz. Hicaz, Yemen'de gerçekten kutsal emanetlerin olduğu toprakları kaybediyoruz. Irak, İran cephesinde gerçekten Kutul Amare var. Orası çok önemli bir başarı. Osmanlı ordusunun İngilizlere karşı elde ettiği son başarı. Çanakkale cephesi ise adeta bir destan. Niye? Hepsi birden saldırıyorlar. Büyük büyük gemilerle geliyorlar. Kanada'dan, Yeni Zelanda'dan, her yerden böyle garip garip insanlar getiriyorlar. Ama biz çok ciddi bir şekilde Çanakkale cephesinde düşmanı durduruyoruz ve yok olmaktan kurtuluyoruz. Sonrasında hemen şöyle cephelerin olduğu yerleri de gösterelim. Böyle bir harita sorusu gelebilir Tonguç'um sana bak. Kafkas, şimdi şurayı bir kere Türkiye'yi şöyle dikdörtgen olarak zihninde canlandırabileceksin. Türkiye haritasını zaten bileceksin Türk vatandaşı olarak. Burada şurası önemli. Çanakkale'nin yerini biliyorsun zaten, Boğazlar'da. Kafkas cephesi Erzurum'un yukarısında. Buraları bileceksin. Birazdan burası Doğu cephesi olacak Kurtuluş Savaşı'nda. Aşağıda Suriye'de Suriye cephesi var. Irak'ta Irak cephesi var. Kanal dediği bugünkü Süveyş kanalının olduğu yer Mısır. Hicaz Yemen cephesi dediği bugünkü Mekke, Medine'nin olduğu yerler, kutsal topraklar. Makedonya cephesi yine bugünkü Makedonya'nın olduğu yer. Romanya yine bugünkü Romanya'nın olduğu yer. Galicia'da Makedonya, Romanya'nın üzerindeki kısım. Demek ki Kafkas ve Kanal taarruz cephesiydi ama patladık. Savunma cephelerimizi savunduk. Bunların içerisinde bir tek Çanakkale cephesinde başarılı olabildik. Diğerlerine geri çekildik. Diğer cepheler ise yardım cepheleri. Mustafa Kemal hangilerinde vardı? Kafkas cephesinde vardı. Suriye cephesinde vardı ve Çanakkale cephesinde vardı. Sonrasında Birinci Dünya Savaşı bitiyor. Savaş sonrasında anlaşmalar imzalanıyor. Bizde de Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladılar. Şimdi burada İstanbul Hükümeti'ne baktığımızda teslimiyetçi ve böyle yani yapacak bir şey yok zaten, hani mecburuz ateşkesi imzalamak zorundayız tadında. Hatta böyle gaza gelmeyelim diye nasihat heyetleri yolluyor. Yani bize nasihat verecek, sakin olun arkadaşlar, sakın sakın gaza gelmeyin şeklinde nasihat heyetleri yolluyor. Mustafa Kemal ise direnişçi. Zaten Mustafa Kemal'in imzasını atmamız lazım şöyle. Mustafa Kemal Türk'ün imzasını atalım bir kez daha. O direnişçi. İstanbul Hükümeti şöyle demiştik, biraz daha sakin demiştik. Türk milleti ise sinirli. Kuvayi Milliye ve Cemiyetlerle, şu hatta şöyle büyük yapalım. Kuvayi Milliye ve Cemiyetlerle biz diyoruz ki hadi oradan diyoruz. Biz bak, Mustafa Kemal olmadan da önce biz düzensiz bölgesel birlikler kuruyoruz. Yararlı cemiyetler kuruyoruz. Mustafa Kemal'in en büyük artısı bizi birleştiriyor. Yani böyle dağınık haldeyken burada işte ne bileyim Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuku var. Burada Doğu Anadolu Müdafaa Hukuku var. Burada Anadolu Müdafaa Hukuku var. Burada başka bir İzmir Müdafaa Hukuku var. Onların hepsini birleştirip Büyük Millet Meclisi'ne dönüştürüyor. Düzensiz orduları düzenli orduya dönüştürüyor. Bunların hepsi yöresel, yani milli cemiyetler ve kuvayi milliye yöresel, yani bölgesel, vatansever, milliyetçi ve hepsi Sivas'ta, bilhassa yararlı cemiyetler Sivas'ta Anadolu Örümeli Müdafaa Hukuk adı altında tek bir çatı altı toplanacak. Zararlı cemiyetlerin adı üzerine zaten bak. Milli cemiyetleri şöyle hemen gene bir bıyığımızı çizelim. Şöyle bir kahraman ordumuzun tipini yapalım. Ama zararlı cemiyetler ise tam böyle bir zararlı ya. Böyle kuru kafa çizmemiz lazım onlara. Niye? Çünkü onlar gerçekten zararlı. Neye zararlı? Milli varlığa zararlı. Bunların için azınlıklar var. Rumların ve Ermenilerin kurduğu işte Taşnak, Hınçak, Mavri, Mira, Etnike, Eterya gibi isimlerden hemen anlayabileceğin cemiyetler. Milli varlığa düşman cemiyetler de esasında bizim içimizden çıkmış ama maalesef işte İngiliz mandasını isteyen, Amerikan mandasını isteyen, Wilson Prensipleri cemiyetindeyim, ben Amerika'nın mandasını istiyorum diyen tipler. Bağımsız devlet kurma hayalleri var azınlıkların. Ülke bütünlüğüne, ulusal birlikteliğe
aykırılar. Dolayısıyla bunlara biz bu yüzden zararlı cemiyetler diyoruz. İstiklal yolculuğuna baktığımızda Tonguç evladım benim, Mustafa Kemal'in üç temel amacı var. Bak bu üç amacını bileceksin. Bakın buraya yazıyorum Tonguç'um şuraya. Hatta böyle direkt çok önemli olduğu için bu şekilde duble yazıyorum. %100 soru gelir diyorum. Yani bu senin Haziran ayında gireceğin LGS'de, liselere giriş sınavında %100 buradan soru gelecek. Buraya hemen ekran alıyorsun. Niye? Ben daha yok. Yıllardır öğretmenlik yapıyorum. Yani neredeyse herhalde bir 60-70 yıl olmuştur. Bu süre zarfında evet gerçekten uzun yıllardır öğretmenlik yapıyorum. Zombi öğretmen misiniz siz hocam? Birazcık zombi tipim var evet. Biraz baktıkları zaman hocam biraz zombiye benziyorsunuz diyorlar. Bunu kabul ediyorum. Olabilir. Bazı insanlar fiziksel anlamda bu tarz sıkıntılar yaşayabiliyor. Şunu gördüm. Bütün sınavlarda TEOG, LGS, SBS, ÖSS, ABS, ASR hiç fark etmez. Yani teknoloji değişebilir. Elektrikli araçlar da çıkabilir. Hiç fark etmez. Her zaman ulusal bağımsızlığı, ulusal birlikteliği ve ulusal egemenliğin bilinip bilinmediğini soruyor bize sınav komisyonları. Dolayısıyla bunların ne olduğunu bileceğiz. Eğer bunun ne olduğunu bilmiyorsan şu anda öğren. Eğer biliyorsan da tebrik ediyorum seni. Ulusal bağımsızlık ülkeden düşmanı atmak. Ülkeden düşmanı temizlemek. Yani düşman saldırıyor, doğudan saldırıyor, güneyden saldırıyor, batıdan saldırıyor, ekonomik anlamda saldırıyor, hukuksal anlamda saldırıyor, azınlık okullarıyla saldırıyor. Azıyor da azıyor. Tamam saldırıyor. Tamam sıkıntı yok. Eğer biz bunları temizlersek hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan diye düşmanı temizlersek bu ulusal bağımsızlık oluyor. Bunu yapman için de ulusal birlikteliği salman lazım. Yani öyle tek başına Tarzan değilsin ki veyahut da ne bileyim He-Man, Batman, Superman değilsin ki öyle tek başına tüm düşmanı temizleyesin. Mutlaka bir birliktelik, birlikten kuvvet doğar. Mesela ben şu kalemi çok rahat kırabilirim. Hop diye kırabilirim ama şu 4-5 kalem bir araya geldiğinde yemez, kıramazsın. Artık gücün yetmez. İşte biz de birliktelikle ciddi başarılar elde edeceğiz. Üçüncüsü ve en önemlisi ise ulusal egemenlik. Neden önemli? Çünkü ülkeyi halkın yönetmesi. Bak bu daha önemli bir şey derken şöyle. Eğer bağımsızlığın yoksa hiçbir önemi yok zaten. Hani bağımsız değiliz. Başkasının emrinin altında. Ne zaman ülkeyi biz yönetiyoruz? Lan sen yönetsen ne zaten yani? Sen kimsin? Ülkenin sınırları başkasına ait. Dolayısıyla ulusal egemenlik ulusal bağımsızlıktan sonra geliyor. Bak bir ulusal bağımsızlık, iki ulusal egemenlik. Bunları da sağlayabileceğin şey ulusal birliktelik. Demek ki ulusal egemenlik ülkeyi halkın yönetmesi. Cumhuriyetin ilanı, işte meclisin açılması, milletvekilleri, partiler ulusal egemenlikle alakalı. Ama düşmanı temizlemek, kapitülasyonları kaldırmak, bayrağımızı dalgalandırmak, düşmanı yamultmak ulusal bağımsızlıkla alakalı. Bunun için ne yapacağız? Bir istiklal yolculuğumuz var. İlk başta hemen şöyle gösterelim. Burada bir kronoloji haritası var ama bu biraz kafa karıştırıcı olmuş. Şuradan gidelim. İlk başta Mustafa Kemal İstanbul'dan Samsun'a gönderiliyor. Niye gönderiliyor? Oradaki Türk halkı isyan ediyor. Onların elindeki silahları toplayın diyor İtilaf Devletleri Osmanlı Padişahı'na. Padişah da tamam diyor. Ben bir adam göndereyim diyor. Toplasın diyor. Ama gönderdiği adama dikkat çekerim. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk zaten kendisi gitmek istiyor. Samsun'a gelince diyor ki ya burada Türk halkı değil de Rumlar biraz uyuzluk çıkarıyorlar diye bir telgraf atıyor. Buradan biraz İtilaf Devletleri işkilleniyor. Ya biz buraya kimi gönderdik diye ama neyse bakalım diyorlar. Sonrasında Samsun'a çıktıktan sonra Mustafa Kemal Havza Genelgesi'nde milli bilinci uyandırıyor. İşgaller protesto edilir diyor. Sonra Amasya Genelgesi yapıyor. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Ardından Erzurum Kongresi'nde ilk kez milli iradeye vurgu yapıp manda ve himayenin kaldırılmasını istiyor. Manda ve himaye dediğimiz şey de şu. Ülkeyi sen iç işlerinde serbest, dış işlerinde başka bir ülkenin bağımlılığına bırakırsan buna manda yönetimi deniyor. Mesela sen şu anda evde iç işlerinde serbest. Yani odanda istediğin müziği dinleyebilirsin. İster ders çalışırsın, ister ders çalışmazsın. Odanın kapısını kapattığın zaman oda sana ait. Ama odanın dışına çıktığın zaman özgürlüğün kısıtlanıyor. Harçlığını annen baban belirliyor. Eve giriş çıkış saatlerini annen baban belirliyor. Dolayısıyla sen içlerinde serbestsin ama dışlarında anne ve babana bağlısın. İşte manda ve himaye de böyle. Eğer sen ülkenin iç işlerinde serbest ama dışarıdaki savaşlarda, sınırlarda, anlaşmalarda, ekonomik şartlarda büyük bir devletin himayesi altındaysan bu manda ve himaye oluyor. Mustafa Kemal diyor ki ben manda ve himaye istemiyorum diyor. Ya istiklal ya ölüm diyor. Yani ben böyle onu bunu yapamam diyor. Ha yarın bir gün sen de derslerini çalışıp üniversiteyi bitirip kendi paranı kazanmaya başladığında manda ve himayeden kurtulacaksın. Diyeceksin ki anne baba ben artık istediğim saatte eve gelirim yani kusura bakma yani ben artık kocaman yetişkin oldum diyeceksin. Ama şu anda maalesef sen tam bir mandasın Tonguç'um. Bunda gerçekten sıra dışı. Yani ben mandasın dediğimde bu kadar elit, bu kadar kaliteli, bu kadar tizi, bası ve trepli. Çok iyi ayarlıyorum hocam. Çok iyi ayarlanmış. Yani ben mesela arkadaşlar burada şey zannedebilirler öğrenci arkadaşlarımız. Bunun bir ses kaydı olduğunu zannedebilirler. Halbuki bu doğal, natürel, organik, katıksız köy mandası. Yani hiçbir şekilde hakiki mozzarella tadı var. Mozzarella tadı var. Evet, gerçek bir manda sesi. Tebrik ediyorum Tonguç'um seni. Şimdi buraya bakalım teknolojimiz ne kadar gelişse de hala organik manda kullanıyoruz. Burada o zaman Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye reddediliyor. Yani
bazıları diyorlar ki paşam işte Amerika bizi kurtarır, İngiltere'nin altında yaşasak falan. Mustafa Kemal diyor ki hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. İstiklal önemli, ya istiklal ya yani ölelim diyor, yok olalım ama bu adi adamların altında yaşamayalım diyor. Sonrası Sivas Kongresi hepsini tek bir çatı altında birleştirecek ve ardından da Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacak. Şimdi burada bir kronoloji haritası yaptık ama gerçekten çılgın bir harita olmuş. Oo hocam bu nasıl bir şey böyle ya? Evet, kafa karıştırıcı duruyor. Sen SS yani screenshot yani ekran görüntüsü... Hocam her şeyi çok güzel göstermişsiniz. Teşekkür ederim. Gerçekten güzel duruyor. Ama sen burada şu yol haritasını bilmen lazım bak. 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. 19 Mayıs 1919. 19-19-19. Burada Samsun'a çıktı. Gerçekten tesadüf olmuş yani hocam. Evet, bazen böyle rakamlar denk gelebiliyor. Şimdi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışına baktığımızda 19 Mayıs'ta... amacı ne normalde? Milli mücadeleyi başlatmak. Yani Türk halkını birleştirip, gaza getirip düşmanı yamultmak. Ama ona ya gönderili sebebi ise git oradaki Türk halkının elindeki silahlar topla. 19 Mayıs'tan sonra Havza Genelgesi var, milli bilinç uyandırılıyor. Ardından Amasya Genelgesi var, amaç, yöntem ve gerekçesi açıklanıyor. Bak buradan da %100 soru geliyor Tonguç'um şu kısımdan. Niye? Çünkü diyor ki Mustafa Kemal, ulusun bağımsızlığı, ulus vatanın bütünlüğü tehlikededir. Bu gerekçe. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve karar kurtaracaktır. Bu da yöntem. Yani ülkeyi halk kurtaracak diyor. Öyle padişah kurtaracakmış, ordu kurtaracakmış. Hayır diyor. Sen kendin kurtaracaksın diyor. Her koyun kendi bacağından asılır. Yani sen şu anda sınava hazırlanıyorsun ya Tonguç. Onu senin kazanmanı annem mi sağlayacak? Babam sağlayacak. Babam okula gidecek, şey yapacak, ikna etmeye çalışacak müdür hocam? Olmaz, ikna edemez. Senin kendin sınava gireceksin orada çat 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 matematikte, fende, Türkçe'de, sosyalde yapacaksın. Ulusun bağımsızlığı nasıl ulus kurtardıysa senin bağımsızlığını yine sen kendi kurtaracaksın. Yani ben öğretmen olarak sadece kapıyı açarım sana. İçeri kendin gireceksin. Dolayısıyla Mustafa Kemal aynı benzer bir şey söylüyor. Yani işte bizi Amerika kurtaracakmış. Padişah'ın ordusu hayır hayır diyor. Şu anda orduyu zaten Mondros Ateşkesi'yle ele aldılar diyor. Biz zor durumdayız diyor. Herkes kendisi kurtaracak diyor. Hadi bakalım birleşelim diyor. Sonrasında Erzurum Kongresi'nde de toplanış bakımından bölgesel yani sadece Erzurum ve çevresi için kararları bakımından ulusal bir kongre yapıyor. Ve diyor ki manda ve imayı reddediyoruz. Milli irade etkin kılmalıyız. Sonra Sivas Kongresi var. Her yönüyle ulusal toplanış bakımından da. Sivas Kongresi'nde cemiyetler birleştiriliyor. Amasya görüşmelerinde temsil heyeti resmen padişah tarafından tanınıyor. Padişah diyor ki ooo bunlar bayağı. Bayağı kongreler yaptılar. Bunlarla bir tanışalım diyor. Sonrasında temsil heyeti Ankara'ya geliyor daha güvenli olduğu için. Ardından da 1920 yıllarındayız artık. Temsil heyeti Ankara'ya geldikten sonra İstanbul'da Osmanlı'nın meclisi son kez toplanıyor. Ve orada Misak-ı Milli kararlar alıyor. Misak-ı Milli kararlar dediğimiz şey de şu. Kapsar yani kapitülasyonlar, azınlıklar, boğazlar, sınırlar, Arap bölgelerinde referandum dediğimiz Misak-ı Milli kararlar alınıyor. Yani milli mücadelenin yol haritası çiziliyor. Hedefimiz ve misyonumuz belirleniyor. Ardından da biz böyle bir hedef çizince itiraf edenler çıldırıp İstanbul'u işgal ediyorlar. Onlar İstanbul'u işgal edince de bize diyoruz ki o madem siz İstanbul'u işgal ettiniz, madem siz bizim başkentimizi işgal ettiniz, kusura bakmayın arkadaşım, biz de o zaman Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açıyoruz. O zamanki adı Büyük Millet Meclisi, artık Türkiye Büyük Millet Meclisi değil. 23 Nisan 1920'de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz Songuç'um ve Büyük Millet Meclisi'ni açıyoruz. Biz Büyük Millet Meclisi'ni açınca hemen isyanlar başlıyor. Diyorlar ki ya bir dakika kardeşim ya bir saniye ya nasıl meclisi açtınız diye itiraf devletleri Osmanlı hükümeti isyanlar çıkarıyor. Biz de diyoruz ki madem isyan ediyorsunuz biz ülkeyi kurtarmak için Ankara'da meclis açmışız. Büyük Millet Meclisi'ni açmışız. Bu isyanlara katılanlar vatan hainidir diyoruz. Hıyaneti vataniye kanunu çıkarıyoruz ve vatan hainlerine öyle pat put hemen öyle kafasını kesmek yok. İlk başta mahkemelerde yani istiklal mahkemelerinde yargılıyoruz ve fetva makamından da bunun yani milli mücadelenin gerekliliğinin fetvasını da alıyoruz. Fetva dediğimiz şey şu Tonguç'um, dini bildiri. Şimdi biliyorsun cuma namazına gidiyoruz yani hafta cuma günleri. Orada imam var. İmam namaz kılıyor. Haydi cemaat arkaya doğru ilerleyin falan diyor. Tamam cemaat namaz kılıyor. İmam da imam. Onun başında müftüler var. Müftülerin başında da işte müftülerin de üstteki müftüler bazen bazı kararlar alıyor ve bunu halka bildirebiliyor. İstanbul müftüsü diyor ki Atatürk kötüdür. Atatürk'e katılmayın. Milli mücadele yapıyor. Sakın sakın ona katılmayın diye fetva yayınlıyor. Ankara müftüsü diyor ki bir dakika kardeşim ben bu adamları tanıyorum. Bu adamlar Müslüman. Burada namaz kıldılar yanımda. Kurban kestiler. Ülkeyi kurtarmak için mücadele ediyorlar. Ne alakası var kardeşim diyor ve karşı bir fetva yayınlıyor. Çünkü halk o zaman fetvalardan çok ciddi etkileniyor. Yani müftülerin şu an... atışması. Aynen müftüler VS oluyor. Yani Rıfat Börekçi sonradan Diyanet İşleri Başkanı olacak. İlk Diyanet İşleri Başkanı. O milli mücadele destekliyor. Ve
Biz tabii böyle milli mücadele yapıyoruz. Ankara'da meclis açıyoruz ama o sırada itiraf dilekleri de boş durmuyorlar. Diyorlar ki... Yani böyle acım konuşuyorlar. Ben anlamıyorum onların konuştuklarını. Hemen Osmanlı'yı parçalayalım diyorlar ve Sevr Anlaşması yapıyorlar. Burada anlaşmanın özelliği şu Tonguç. Osmanlı'yı adeta bir doğum günü pastası yapıyorlar. Şuraları biz alalım diyorlar. Yani hep beraber yiyelim. Şu kısmı Yunanistan'a verelim. Şurası İtalyanların olsun. Yani bu şurası dediğim yerde Aydın, Antalya, Konya, Balıkesir her yere İtalyanlara veriyorlar. Şuralar Sivas'a kadar Fransızların olsun. Şu Doğu Anadolu Ermenilerin olsun. Burada Musul, petroller çok, burası İngilizlerin olsun. Osmanlı'ya ne kalsın? Yozgat, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu. Dikkat etsen böyle hep zayıf illeri bize veriyorlar. Başka? Antalya bizde. İzmir bizde. Antep, Hatay bizde. Urfa kebabı o da bizde. Bize ne kaldı? İşte Amasya, Yozgat, Çankırı falan böyle. Biz diyoruz ki bir dakika, öyle bir şey yok. Bizim bir karış toprağımız bile çok değerli. Biz anlaşmayı imzalayanları vatan haini sayıyoruz. Mustafa Kemal diyor ki bizim için bu anlaşmayı imzalayanlar vatan hainidir. Bu anlaşma yok hükmündedir diyor. Türk milleti diyor ki paşam sen hiç endişelenme, biz şimdi o düşmanı temizleyeceğiz diyecek. Ve direnişçi, vatansever ve özgürlükçü bir tutumla milli mücadele başlayacak. Şimdi hemen iki tane sorumuzu çözelim, sonra da diğer üniteye geçelim. Evet, şimdi burada verilen görselde gerçekten garip bir görsel verilmiş ve biraz yampik olmuş. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasını etkili olan hangi unsura vurgu yapılmıştır? Silahlanma yarışı. Burada silah resmi. Hocam orada ne var, öyle taşlar, öyle bir garip yani bir şeyler. Yani sanki böyle bir altın falan gibi, böyle para yer değiştirmeye çalışıyor. Burada bir sömürgeler altınlar var, burada bir sömürge altınlar var. Buralar bayılıyorum gibi. Altına, keşke her dokunduğum altın olsa. Aynen, insan her dokunduğu altın olsun istiyor ama tabii ki lavaboya gidince ne yapacaksın Tonguç'um? Ya. O yüzden hayırlısını istemek yani? Lazım. Hayırlısını istemek lazım. Çünkü İşte lavaboya dokunacağım, altın olacak, altından olacak, ne güzel. Yani şimdi yani neyse, sonra atıyorum ya. Şimdi sömürge rekabetine baktığımızda ise evet, bu doğru cevap. Niye? Çünkü para. İnsanların derdi para. O zamanki insanların kesinlikle derdi para. Kesinlikle. Benim de sadece derdim odur hocam. Saçmalama Tonguç. Senin derdin iyi bir eğitim almak, başarılı bir insan olmak, iyi insan olmak, ahlaklı bir insan olmak. İyi tabii bir eğitimi, iyi bir para kazanmak için yapıyorum. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Tonguç'um tabii ki para kazanmak lazım. Aç kalmayacaksın. Rızkını arayacaksın. Bu sana verilmiş bir imkan. Ama sadece para için yaşarsan sonradan sağlığını kaybedersin. Saygını kaybedersin. Ya bu adam para için her şey yapar derler. O yüzden her şey para değil. Bu adamlar ise her şey için para için her şey yapıyorlar. Bana paramla saygı duyacaklar insanlar hocam. Hayır. Paran için belki arkandan biraz saygı, önden saygı duyuyormuş gibi dururlar ama arkandan saygı duymazlar. Ya bu adam da işte aman derler. Dolayısıyla biz itiraf TRT'nin yaptığı gibi sömürgecilik yapmamamız lazım. İnsanların hakkını gasp etmememiz lazım. Şimdi başka bir sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in öncelikli olarak düşündüğü kurtuluş çareleri arasında gösterilemez? Avrupalıların hasta olan adam olarak nitelediği Osmanlı, Mondros ateşkesiyle fiilen sona ermişti. Bak şunu unutma Tonguç. Osmanlı Mondros ateşkesiyle fiilen sona eriyor. Bitiriyorlar resmen Osmanlı'yı. Ve niye biliyor musun? 7-24 işgaller açık hale geliyor. 7. madde denilen bir madde var. Bunu her zaman soruyorlar sınavlarda. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa orayı işgal edebilecekler diyor. Ya kardeşim niye işgal ediyorsun? Edeceğim ben kardeşim. Bu benim işgal etme hakkım diyor. O yüzden Osmanlı filan esir durumda. Mustafa Kemal de Anadolu'dan başlayaraktan kurtuluşu gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunun için ulusal egemenliği hakim kılmak istiyor. Evet. Şimdi öncelikli olarak düşün diyor diyormuş. O zaman bu olmaz. İşte bu zor soruymuş. Zaten ikinci sorular biraz daha bordo bereli oluyor hatırlarsan. Şimdi ulusal bilinci uyandırıyor. Doğru. Ulusal birlikteliği sağlıyor. Ulusal bağımsızlığı korumaya çalışıyor ama hemen ulusal egemenliği hakim kılamaz. Niye? Öncelikli olarak yapamaz. Hatırlarsan hemen bak buradan %100 soru gelir demiştim. Sana göstermiştim. Kendim söylediğim şeyi kendim yanlış yaptım. Şöyle göstereyim sana nerede. Bak buradan %100 soru çıkar demiştim. Biraz zor soru sormuşuz. Dedik ki önce ulusal bağımsızlığı koruyacaksın, sonra ulusal egemenliği gerçekleştireceksin. Yani ülkeyi düşmandan kurtarmadan ne yap? Yani Mustafa Kemal daha düşman içerideyken Yunanlılar, Ermeniler saldırırken şunu mu diyecekti? Cumhuriyeti ilan etmeliyiz ve partiler kurulmalı, seçimler yapılmalı, demokrasi gelmeli. Ya bir dakika kardeşim, ülkeye düşman saldırmış derlerdi. O yüzden o da ulusal egemenliği biraz daha sonraya bırakıyor. Hatta padişahlığı kaldıracak mısınız efendim diye çeşitli söylentiler var deyince önce ülkeyi kurtaralım diyor. Yani hemen padişahlığın kaldırılacağını da söylemiyor. Şimdi Tonguç'um bu videoyu bitirdik. Gerçekten inkılabın neredeyse yarısını bitirmiş olduk. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın.